Aa, sen gitmemiş miydin? Sana bir şey söylemek için geri döndüm. Hı. Yani daha doğrusu Hakan Bey beni öyle apar topar gönderince... Ne bileyim, sanki Nana'yı çok kolluyor gibi. Öyle değil mi? Ay sorma şekerim ya. Üstüme başımı parçalayacağım vallahi. Demek ona olan ilgisini sen de fark ettin. Alacağın olsun Hakan. Nana'yı nasıl zor duruma düşüreceğimizi çok iyi biliyorum. Öyle mi? Nasıl? Aslında onunla ilgili öyle şeyler biliyorum ki duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Hmm. O halde bu gece kesinlikle bize geliyorsun. Yani Hakanlara. Ay bunları herkesin içinde anlatman çok daha iyi olur. Kesinlikle. Bakalım Hakan onu savunmaya devam edebilecek mi? Hiç sanmıyorum. Ay nerede kaldı bu kız? Çok merak ediyorum. Acaba yaptığım iksir işe yarayacak mı? Umarım eski görüntüsüne geri döner. Onun umurunda baksana fıldır fıldır gezdiğine göre. Ay kızım nerede kaldın? Meraktan öldük. Şirketteydim. Biliyor musunuz? Hakan Nana'yı. Yani beni çok seviyor. Sürekli bana Nana'yı savundu. Yani beni. Ayrıca Simge'yle çok iyi anlaştık biliyor musunuz? Aa, üstüme iyilik sağlık. Bir bu eksikti yani. Niye ama? Ben çok eğlendim. Ay bırak artık bunları da iç şu iksiri. Bana bunu Şoker yapmış öyle değil mi? Hayır. Kimin yaptığını bulamadım daha. Sana bunu kim yaptıysa ona ait bir eşyayla iksiri hazırlamam gerekiyordu. Ama kimi yaptığını bulana kadar vakit kaybetmemek için bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Umarım işe yarar Nana. Hadi iç iç. Hadi. Hadi hadi. Aslında biraz daha böyle kalsam hiç fena olmayacak. Simge'yle oynamak o kadar eğlenceli ki. Kızım. Ah dur içme hemen. Ne olacağını bilemeyiz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nereye bakıyorsun kızım, arkaya? Girsene içeri. Çocuklar, bu ablanız Nana'nın bir arkadaşı. Öyle mi? Peki Nana nerede? Dışarı çıktı, birazdan gelir. Hadi çocuklar, siz yukarı odanıza çıkıp üstünüzü değiştirin. Hadi yavrum. Hadi kızım artık iç şu iksiri. Heh, hadi. Hiçbir şey olmuyor. Ay bir dakika bekle. Bir değişiklik hissediyor musun? Ne bileyim, bir şey yok gibi. Gördün mü? Bak işe yaramadı. Nana, Nana. Ay vallahi oldu. Nana. Ay ben bu işlerde bir numarayım demedim mi sana? Böyle daha güzelim değil mi? Deli kız. Ay ay yalnız benim hemen gitmem lazım. Sulina Şoker'i ağaca çevirmiş. Ağaca mı çevirmiş? Hah güzel işte öyle kalsın. Elleme sakın. Ben de öyle düşünüyorum ama bakacağız artık. Bay bay. Makbuş doğru söyle. Böyle mi daha güzelim yoksa öbür türlü mü? Ay Nana sen de bir alemsin vallahi yani. Aa Nana geldin mi sen? Evet geldim işte. Hayırdır? Ne bu haliniz? Hiç. Senin bir arkadaşın vardı burada. Ona bakmaya inmiştik. Aman boş verin onu. Gitti. Aslında aramızda kalsın. Birbirimizden pek hoşlanmayız. Ya öyle mi? Çıkalım o zaman. Bunlar bir şey çeviriyorlar ama dur bakalım. Neden tekrar yine böyle oldu? Aa,
Aman Allah'ım, gene mi böyle oldun sen? Evet. Bana bak, Kulina'nın hazırladığı o iksir işe yaramadı mı? Bilmiyorum, yaramadı galiba. E ne yapacağız şimdi? Ya Hulusi ya, ne yaptın? Dikkat etsene. Ne yapayım, görmedim. Of, hadi hadi. Kaldıralım, dikkat et. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Şey, biz... Hem sana ne? Hani sen gitmiştin? Nana nerede? Ben şey, Nana ile bir şey konuşacaktım da. Dur bir dakika bakayım. Hulusi, senin burada olduğundan annemin haberi var mı? Hulusi'yi nereden tanıyorsun? Ben onu ilk defa görüyorum. Bakın çocuklar, şimdi şöyle oldu. Kızım, gelmiyor musun? Makmuş Hulusi'yi sakın görmesin. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir şeyler çeviriyorsunuz siz, değil mi? Hulusi, sen çabuk yukarı çık. Siz biraz bekleyin. Sizinle konuşacaklarım var. Hadi Hulusi, sen bizim odamızı açın. Makmuş seni görmesin. Tamam. Bakın çocuklar, size garip gelebilir ama nasıl olsa siz bu gibi durumlara alışıksınız artık. Ben aslında... Nana kızım, neredesin sen? Nana mı? Evet çocuklar, ben aslında Nana'yım. Ne oldu Emre'ciğim? Neden öyle bakıyorsun? Sanki böyle kalsan daha iyi olacak. Ben bu halini daha çok beğendim. Canım saçmalama. Bizim eski Nana'mız daha iyiydi. Gerçekten bu halimi daha mı çok beğendin? Eskiden daha mı çirkindim? Canım, o ne anlar? Ne yapıyorsunuz burada? Ben çok sıkıldım. Sen hala burada mısın? Evet, Nana hala gelmedi, onu bekliyorum. Ya sana ne kızım sen, çıksana yukarı. Allah Allah, her zaman odanızı sokmak istemezsiniz. Şimdi de odaya göndermek için can atıyorsunuz. Siz kesin bir şeyler çeviriyorsunuz. Ben de burada duracağım. Bana ne? Şimdi babamlar gelecek. Buradayken yok olamam herhalde. Ha, annemler geldi işte. Hasta mı? Buyurun. Çok şükür açabildiniz. Uf, ne yapacağım ben şimdi? Bir ona ne oluyorum, bir buna ne? Nana nerede? Ona büyük bir sürprizim var. Of, Özge beni dışarıda, Nana'nın arkadaşını mutfakta biliyor. Asla çıkamam. Yok yok, kaybolmam da bir şey çözmez. Ne yapacağım ben şimdi? Sürpriz yapamazsın anneciğim çünkü evde değil. Aa, neredeymiş? Bilmiyorum ama arkadaşı var mutfakta. Hah, Nazlı geldi mi? Nazlıcığım. Ne yapacağız? Kötü olacak şimdi. Nazlıcığım. Ay kusura bakma şekerim ama Nana senden kaçıyor galiba. Ay bu ne hal? Bu bir güzellik maskesi. Kusura bakmayın, ben hemen geleceğinizi düşünememiştim. Ben şunu bir yıkayıp geleyim. Ay bu kız da en az Nana kadar tuhaf valla. Kusura bakmayın, iyi akşamlar. Şu yüzümü temizleyip hemen geliyorum. Daha neler göreceğiz bakalım. Şaka gibi. Hakan beni bu halimle beğenir mi diye iş yerine giderken düşünecektim bunları. Hadi onları yaptın. Peki ne diye simgeyle ahbap oluyorsun? Al bakalım, ayıkla pirincin taşını. Ay şekerim, hadi gel artık istersen. Aa, bırak o işleri. Makbule Hanım halleder. Sen misafirsin. Tamam, hemen geliyorum. Hadi bekliyorum. Canım, bu da çocuk oyuncağına döndü. Ah, Kulina.
Neredeyse yakalanıyordum. Çabuk bir şeyler yapmalıyız. Daha fazla bu oyunu sürdüremeyeceğim. Merak etme nanacığım. Al iç şunu. Sulina'nın marifetiymiş. Öğrendim. İyi de Sulina'nın benimle ne derdi varmış? Onun derdi seninle değil ki benimle nanacığım. Hadi iç artık. Hı hı. Bir daha değişmeyecek değil mi? Merak etme, değişmeyecekler. Peki Nazlı'yı sorarlarsa ne diyeceğiz? Onu da düşündüm, merak etme. Ben de ortadan kaybolayım bari. Aa, dur ayol. Sakın üstünü değiştirmeden gelme. Tamam. Hay Allah'ım yarabbi. Kimin kim olduğunu anladıysam vallahi Arap olayım. Ay Makbuş. 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 Kızı bırak da gelsin artık. Bize anlatacakları var. Ay tutturdu yardım edeceğim diye. Ne yapayım kızı? Ah. Nerede kaldın kızım? Başına geleceklerden korktuğun için mi bu saate kadar eve gelemedin? Yo, ne gelecekmiş ki başıma? Boş ver nanacığım. Şimdi sana bir sürprizimiz var. Hadi Nazlı, gelsene artık. Bak nana da geldi. Merhaba, hoş geldin. Kusura bakma. Doğrusunu istersen burada olduğunu bildiğim için gelmek istemedim. Biliyorum. Ama yine de seni beklediğim için bana kızma. Çünkü anlatacaklarım var. Bu gece hepinizin önünde çok önemli bir şey açıklayacağım. Nihayet. Aa, sence bu nasıl oldu? Bilmiyorum ama çok eğlenceli. Bana ne kadar kızsan haklısın. Ama her şey o kadar ani oldu ki inanamazsın. Nasıl yani? Seni affedeceğimi düşünmüyorsun değil mi? Asıl kim bilir sen kızcağıza neler yaptın. Hadi Nazlı, şu nananın foyalarını gözler önüne ser artık da hepimiz rahatlayalım. Aslında hatalı olan benim, kabul ediyorum. Ne? Canım arkadaşım, sana haber vermeden yurt dışına gittiğim için ve bu zamana kadar seni hiç aramadığım için beni affet. Biz çok yakın arkadaştık. Ne yapıp edip bir şekilde benimle vedalaşabilirdin, öyle değil mi? Her şey o kadar ani oldu ki. Babam bir anda görev gereği gitmek zorunda kalınca bizi de götürdü. İnan bana seni arayacak zamanım bile olmadı. Sonra da oradan oraya tam 7 sene dolaştık. Sadece seni değil bütün arkadaşlarımın izini kaybettim. Anlıyorum Nazlıcığım. Yoksa seni hiç unutmadım. Ay nasıl yani ya? Neler oluyor Nazlı? Hadi artık gerçekleri açıklasana ya. Gerçek şu ki o benim hayatımda gördüğüm en muhteşem arkadaş. Beni affettin mi arkadaşım? Nazlı. Nana. Geçeceğimiz eksikti. Öyle deme Makbuş. Ben çok merak ediyorum. Hayatımda ilk defa bir kına gecesine katılacağım. Sana da şamata eğlence olsun ama nasıl olursa olsun. Ama işin eziyetini hep biz çekiyoruz. Baksana hanımefendiler daha ortada yoklar. Aman düşündüğün şeye bak Makbuş. Yapılacak ne varsa ben hemen hallederim. Aman yap kızım yap. Vallahi itiraz etmeyeceğim bu sefer. Aa. Marifetiyle yapılınca bunların tadı biraz yavan oluyor sanki evladım. Hiç öyle şey olur mu Makbuş? Bunlar direkt internetteki yemek tariflerinden. Fe sübhanallah. Bugünleri de mi görecektik yani? Bu kadar üzülme Kulina Hanım. Ne yapacaksın evlat işte? Ne yaparsa yapsın atamazsın, satamazsın. Ne yapıp ne ettiysem şokerle arkadaş olmasını engelleyemedim. Çocukken de sadece onunla oynardı. Tabii şoker de ona hiç iyi örnek olmadı. Böyle uçuk kaçık bir kız oldu. Ah. Sıkma canını Kulina. Yeter artık. Hadi bu akşam sen de gel çok eğleneceğiz. Ah, ne var bu akşam? Hakan'ın iş yerine çalışan Merve Volkan'la evleniyor. Ah. Merve'nin kına gecesini burada yapacağız.
Ay gelirim vallahi, bayılırım eğlenceye. Ay yine kim diye soracaklar. İlahi Kulina'nın düşündüğü şeye bak. İlk defa mı geliyorsun buraya? Nana'nın yakınısın işte. Hatta onu kızın gibi biliyorlar. Keşke benim kızım Nana olsaydı. O kadar çok seviyorum ki onu. Kulina, ben de çok isterdim senin kızın olmayı. Tatlım benim, tatlım. Demek artık Nana'yı kızı gibi görüyor. O yüzden beni bu kadar kolay gözden çıkardı. Alacağın olsun Nana. Bunun hesabını soracağım sana. Vay 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 vay. Bakıyorum da çok güzel bir hayat kurmuşsun burada. Oh ne güzel. Hem dünyada yaşa hem de sihir güçlerin devam etsin. Kimse gerçek kimliğini anlamıyor mu burada? Ne istiyorsun Luna? Şimdi kafayı bana mı taktın? Sen kimsin de kafayı sana takacağım? Saçma bir oyuncak. Senin insan olup dünyada yaşamak istemene bir türlü anlam veremiyorum zaten. Bu seni hiç ilgilendirmez. Dileğim kabul edildi. Artık oyuncak değilim. Aman annemin işleri. Yüzü çok yumuşaktır. Önüne gelenin her isteğini kabul eder. Annene yaptığın şey çok ayıp. Ne kadar üzüldüğünü biliyor musun? Bu onunla benim aramda. Seni hiç ilgilendirmez. Bezden kafan böyle şeylere hiç çalışmaz. Artık bez bebek değilim ben. Yapma ya. Şoker'in söylediğine göre her gece 12'den sonra bez bebek oluyormuşsun. Birlikte yaşadığın insanlar senin aslında kim olduğunu bilseler ne olurdu acaba? Ay bu da kim? Bu Luna, Kulina'nın kızı. Aa, o hayırsız bu. Bir de seninle uğraşamayacağım Ninecik. Seni uyarıyorum Nana. O benim annem. Senin değil. Ondan uzak dur, tamam mı? Terbiyeli kız numaralarıyla onun gözünü boyamana izin vermeyeceğim. Anladın mı beni? Bir de başımıza bu çıktı. Ay ne oldu bana? Neredeyim ben? Kınanın üzerine böyle mumlar dikilir. Hep beraber şarkı söyleyerek kına tepsisiyle gelinin böyle çevresinde dolaşılır. Sonra gelinin ellerine kına yakılır. Gelinin böyle yüzü kapalıdır. Orada bulunan kadınlar da ellerine kına yakarlar. Neden gelinin eline kına yakıyorlar? Gittiği yerde el üstünde tutulması için, adet böyle yavrum. Bir gün ben de evlenirsem benim de elime kına yakılacak mı? Hele o gün bir gelsin. Allah bana ömür verirse ben kendi ellerimle yakacağım senin kınanı. Güzel kızım benim. Makbuş. Ben bakarım. Bakacağını alsana şu paketleri. Oh ne âlâ. Yapacak o kadar çok iş var. Siz burada oturmuş. Oh ne güzel çene çalıyorsunuz. Merak etme kızım. Akşama kadar her şey hazır olur. Değil mi Nana? Tabii tabii olur. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım ya. Canım. Darısı başınıza inşallah. Nasıl hazır olacak? Hiçbir şey yok ki burada. Aşk olsun ya. Ben de size güvenmiştim. Bu benim en mutlu günüm. Yalandan bir dolma sarmışlar. O kadar. Bunlara güvenirsek böyle olur işte. Merak etmeyin, her şey yolunda. Ya? Nasıl yolunda ya? Bir tek dolmayla olur mu bu iş? Bunlar deli eder adamı Merveciğim. Gel benimle Merve. Ay inanamıyorum ya. Ay sen benim canımsın Nana. Çok güzel olmuş değil mi? Çok teşekkür ederim Nana. Rica ederim. İyi ama biraz önce dolapta hiçbir şey yoktu.
Görmemişsindir. Telefonun çalıyor. Ay gözümce çok değiştin ha. Çok tatlı bir şey oldun. Hadi. Efendim Hakan'cığım. Ama nasıl olur? Tamam tamam. Ben hemen gidiyorum, merak etme. Özge okulda problem çıkarmış. Yağmur'un projesi mi ne varmış? Ona bir şey yapmış galiba. Ay kızcağız kaç gündür onun için uğraşıyordu. Yağmur için üzüleceğinize birazcık da Özge'yi düşünün. Kim bilir prensesimi ne kadar çileden çıkarttılar da çocuk böyle bir şey yaptı. Ben de gireyim mi? İstemez. Zaten çocuklar senin yüzünden bu hale geldi. İyi bari. Ben de kuaföre gideyim. Akşama burada buluşalım Simgeciğim. Tamam canım. Ay çok teşekkür ederim. Ay.